aşağı yukarı 1,5 sene evvel kulaklarımda bir dolgunluk hissettim. O aralık ulaşamadım İsmail Bey'e. Başka arkadaşlara gittim. Hepsinde yani palyatif tedbirler oldu. Önce bir antibiyotik tedavisi, sonra bir kortizon tedavisi. Açılıyor kulağım aşağı yukarı 3 ay sonra tekrar kapanıyordu. Sonra o aralık hastaneye bırakmış Yeditepe'yi. Kendisi serbest çalışmaya başlamıştı. Muayenehanesini açtıktan sonra ulaştım İsmail Bey'e. Ve çok sevdiğim bir insan, çok ilgi gösterdi. Bu hikayemi anlattıktan sonra muayene neticesinde sağ kulak içinde Ostraki borusuna yakın bir kist olduğunu ve bunun alınması lazım geldiğini, bu devamlı enfeksiyon yarattığını söyledi. Ufak bir ameliyat geçirdim. Hem o alındı hem de burun etleri küçültüldü. O aralık sol kulağım iyiydi. Onunla duyabiliyordum ama söyledi İsmail Bey, 6 aya yakın sağ kulak duymayacak dedi. Hakikaten aşağı yukarı 4,5-5 ay sonra benim sağ kulağım açıldı. Hatta bir arkadaşımı ilk gördüm, onu bir hayretle aa dedim, o arada bir çatırtı oldu ve benim sağ kulağım açıldı. Tabii o kulak çok önemli bir şey. Tabii hayati bir olay değil ama şöyle insanın hayat kalitesini düşürüyor. Bir topluma girdiği zaman konuşmaları takip edemiyorsunuz. Ve o yüzden hep çekimser kalıyorsunuz. Bu bayağı etkiliyor. Ben de çok sosyal bir insanımdır. Eşim, dostum, arkadaşlar. Ve bayağı çekimser kalmıştım. Sonra düzeldi. Fakat bir dış seyahatimiz vardı. Uzunca bir uçak yolculuğu. Dönüşte bu sefer sol kulağımda bir tıkanıklık hissettim. Tekrar gittiğimde su toplandığını, bu uçak yolculuğunda oluşmuş bir olaydı. Biraz bekleyelim dedi İsmail Bey, belki açılır. Hep yani doğal yoldan açılması taraftarı. O benim çok hoşuma gidiyor İsmail Bey'in bu tutumu. Bundan 1,5 ay evvel baktık olacak gibi değil. Çünkü çok rahatsızlandım. Yani bu taraf duyuyor, bu tarafta müthiş bir dolgunluk var. Dedi ki ona bir tüp takalım dedi. Bir tüp takıldı. Çok rahattım. Yani aşağı yukarı 30'lu yaşlarıma dönmüştüm. Çok rahat duyabiliyordum. Hakikaten çok mutluydum. Fakat bundan 1,5 ay evvel bu meşhur grip, Nejat İşler'inde oldu bu H3N2 gribi yakalandım. Ve hissettim yani o grip benim bütün organlarımı bir yakalama sevdasındaydı. Önce bir göğsüm ağrıdı, sonra böbreklerim. Onlar çok şükür etkilenmedi. Fakat tabii en hassas noktam kulaklarım olduğu için yine kulaktan yakaladı bu sefer. Ve aşağı yukarı bir 3 haftadır yine bir hafif duyma oluyor. Bunun da tedavisini halledeceğiz dedi. Ve tabii o kadar inancım büyük ki İsmail Bey'e, bunun da hallolacağına inanıyorum. Bizim hikayemiz böyle. İsmail Bey hakkında konuşmak istiyorum. Benim damadım Niğdeli'di ve onun Niğde'den annesi dolayısıyla bir kuzen oluyorlar. Ben damadımı çok severim. Çok akıllı bir insandır ve özellikle Niğdelilerin çok akıllı ve %100 okumuş kişiler olduğunu biliyorum. O yüzden hem damadımın akrabası olması hem de doktor ve insan olarak farklı bir insan İsmail Bey. Bunun için ona çok büyük minnet borcum var. Doktorlarına inanmaları lazım ve doktorun onu kandırmadığını ve ben şu şekilde İsmail Bey'in her dediğine inanıyorum. Benim ameliyattan sonra sağ kulağım tıkalıydı, hiç duymuyordu aşağı yukarı, sıfıra yakındı. İnançla duyacak, bakın bekleyin bu iş hallolacak dedi. Ve benim o inancımla, onun bana verdiği bu telkinle sağ kulağım açıldı. Ve bundan büyük bir şey olamaz doktorun hastasına önerisi. Bu bakımdan insanların doktorlarına inanması ama sağlıklı bir inanış olmasını tavsiye ederim.